Arkadaşlar herkese merhabalar. Ödevler hayatımızın oldukça önemli bir parçası. Özellikle de uzaktan eğitim sürecinde ödev kelimesini daha da sık duymaya başladık. Peki nedir ödev dediğimiz kavram? Ödev, öğretmenlerimizin bizlere öğrendiğimiz konuyu pekiştirmemiz ve tekrar etmemizi istedikleri için verdikleri bazı görevler veya sorumluluklardır. Şimdi birçoğunuz hocam ödevleri yetiştiremiyorum, ödevleri gerçekten yapmalı mıyım, ödevler ne işime yarıyor gibi sorular soruyor. O yüzden bugün sizlerle tüm bu soruları cevaplayacağız. Öncelikle ödevleri yetiştirememenizin başına gelen şey ödevleri ertelemeniz. Birçoğunuz ne yapıyorsunuz? Ya zaten bu ödev yarına değil ki, daha sonraki güne, daha sonra yaparım şeklinde düşüncelerle ödevi artık unutuyorsunuz bir süre sonra ve son dakika artık akşam yatmak üzereyken benim ödevim vardı diyorsunuz. Böyle olduğunda da doğru ve güzel bir ödev yapamıyorsunuz. O yüzden ne yapın? Ödeviniz yarına olmasa bile lütfen o gün verildiği gün ödevlerinizi yapın. Her gün kendinizi bir şekilde planlayın. Yani kendinize bir ödev yapma zamanı belirleyin her gün için. Böylece ödevinizi sıkıştırmadan hem daha doğru bir şekilde yapmış olacaksınız hem de ödev yapmak sizin için bu kadar zor olmaktan çıkmış olacak. Ödevlerinizi yaparken dikkat etmeniz gereken başka noktalar ise isterseniz öncelikle sevmediğiniz dersin ödevini yaparak işe başlayabilirsiniz. Özellikle de sevmediğimiz dersi sonlara bıraktığımızda ödev yapmak çok daha zor ve bir işkence haline gelebiliyor. O yüzden hemen sevmediğiniz dersi yapıp aradan çıkartıp daha sonra sevdiğiniz dersin ödevlerini yaparak çok daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Bence ödevleri yapmanızı zorlaştıran bir diğer nokta ise ödevleri televizyon karşısında yapmanız. Şunu düşünüyorsunuz, ya bütün annem, babam, kardeşlerim televizyon izliyor, sohbet ediyor. Ben burada ödev yapıyorum gibi düşüncelerle ödevinizin hem süresini arttırıyorsunuz, yani vaktinizi kaybediyorsunuz, hem de yaptığınız ödevden hiçbir şey anlamıyorsunuz. O yüzden sessiz, sakin, kendinize ait bir çalışma ortamında ödevlerinizi hızlıca yapmanız sizin için çok daha etkili olacaktır. Biz ödevleri bir külfet olarak değerlendirsek de Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın yapmış olduğu bir araştırma var. Bu araştırmaya göre ödevlerini düzenli olarak yapan öğrenciler matematik sınavında çok daha fazla başarılı olmuşlar. Yine aynı şekilde öğrencilerine ödev veren okullarda ödev vermeyen okullara göre okul başarısını çok daha fazla arttırmışlar. Yani demek ki ödevler bizler için faydalı. Peki ne faydası var? Hadi şimdi biraz da bunlarla ilgili konuşalım. Arkadaşlar ödevler öncelikle bizim okuldaki başarımızı pekiştirir. Şimdi şöyle düşünün. Okulda bir konu öğrendiniz ve öğretmeniniz size bir ödev verdi. Böylece siz aslında ödevi yaparken ne yapmış oluyorsunuz? Konuyu tekrarlamış oluyorsunuz. Ya da bazen öğretmenleriniz daha konuyu anlatmadan o konuyla ilgili bir araştırma yapmanızı istiyorlar. Böylece de sizlerin hazır bulmuşluk seviyesini arttırmaya çalışıyorlar aslında. Yani siz her iki türlü de bir şekilde konuyu kendi başınıza araştırmak ya da bu konuyu kendi başınıza düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Ve bu da konunun sizin aklınıza çok daha iyi kalmasını sağlıyor. Örneğin fen bilgisi dersinde hücre yapısını öğreniyorsunuz ve öğretmeniniz sizden kartonu bir şema oluşturmanızı istiyor. İşte kuru fasulyeyle, mercimekle, bazen jölelerle kendimize bir hücre yapısı oluşturuyoruz ve böylece farkında olmadan görsel hafızamızı da kuvvetlendirdiği için konuyu çok daha kalıcı bir hale getirmiş oluyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde ödevlerle ilgili en yakındığınız nokta ise öğretmenlerinizin defterinize yazması için gönderdiği notlar. Şimdi burada şöyle düşünmenizi istiyorum. Normalde biz zaten okula giderken ne yapıyorduk? Geldiğimizde tekrar yapmalıydık, değil mi? Bu süreçte öğretmenlerinizin göndermiş olduğu notları temize geçirirken farkında olmadan tekrar yapmış oluyorsunuz. Yani önceki dönemde olduğu gibi okuldan eve geldiğinizde tekrar yapmak yerine notları sakin bir kafayla, yine burada televizyonun uzak olmanıza dikkat çekmek istiyorum, sakin bir kafayla gerçekten anlayarak notlarınızı yazdığınızda akılda kalıcılığını çok 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 arttırmış oluyorsunuz. Aynı zamanda küçük yaşta ödev yapma alışkanlığı kazanmanın gelecek senelerde de hayatımızın daha düzenli olmasını sağladığını söyleyebilirim. Ödev yapma bilincini kazanmış kişiler hayatlarının her alanı daha fazla sorumluluk sahibi olurlar ve daha düzenli yaşarlar. Lütfen bunu unutmayın. Son olaraksa ödevler bizim eksiklerimizi belirlememizi sağlarlar. İşte örneğin öğretmeniniz size bir ödev verdi ve eve geldiniz, bir boşluk doldurma ödevi yapıyorsunuz. Fark ediyorsunuz ki bazı yerleri dolduramıyorsunuz, bir türlü aklınıza gelmiyor. Demek ki bu konuyu ya yeterince anlamamışsınız ya orayı kaçırmışsınız. Demek ki tekrar etmeniz ve ya da öğretmenize sormanız lazım. Böylece de tek başınıza farkında olmayacaktınız ama ödevler sayesinde nerede eksikliğiniz olduğunu görmüş oldunuz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle ödevlerimizi nasıl yapmalıyız, ödev yapmak bize neler kazandırır, bunlarla ilgili konuştuk. Siz ödevlerinizi yapıyor musunuz yoksa bazen aksatıyor musunuz? Lütfen yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.